așa până de o mergem. Ama önce şu pulluklarımızı bir ayarlayalım hassasiyetimizi. Biraz sertmiş. O yüzden burada fazla uçtu. Şöyle hassasiyet ayarladık mı? Traktör patır patır yarı patinajlı vaziyette gidiyor. Oh, mis gibi toprak havası. Toprak kokusu. Ama burada da uçurum. Devir civarında kullanıyorum. Fazla gaza yüklenmeden. Yoksa yüklenirsek ne oluyor? Evet, traktör daha hızlı gidiyor. Şu an yaklaşık 2000 devirle gidiyor. Ama bu kadar hıza gerek yok. Kapattırdı. Oradaki benim ilk izim biraz dengesiz oldu. Evet, şu an ama artık iki pulluk ayırmıyor. Görüyorsunuz tek pulluk izi gibi görünüyor. Yani pulluk sürümünde de benim düşüncem önemli olan budur. Böyle dalgalı kaldığında tohum çıkımında sorun olmasından ziyade su birikintileri oluyor. Su birikintisi olduğunda tohuma zarar. O değil de ben bunu 2'nin 4'ünü alayım. Çünkü traktör gidiyor. Düz vitesle gideyim daha hızlı olsun iş. Traktörü normal vitese zorlamış olmayalım. Takviye vitesi her zaman için daha iyidir. Çünkü daha küçük dişliden hareket alır traktör. Yol vitesleri daha büyük dişliden hareket aldığı için dişli kırma, dişliye zarar verme ihtimaliniz daha çoktur. Sertmiş, yemedi. Ya da çok yavaş girdik başa, o yüzden yemedi. Şu an gayet iyi gidiyor. Derken yokuşu gördüm.
gördük sindik. Yok biz bunu yine yol böyle çekeceğiz. Ya da bir tık hassasiyetimizi yumuşatacağız. O da kurtarabilir. Öyle bir deneyelim. Çünkü 2'nin 4'üyle gitmesi lazım. Oturdu. Biraz hassasiyet aşağıdaymış. Buluklar çok fazla batıyormuş. O yüzden büyük ihtimal takılma yaptı o kadar traktör. Derken burada gaza giremiyor. Gaz yemiyor derken mecbur yol birle gideceğiz. O köşe biraz sert bir toprak neyse orada gitmiyor. Buralarda fıstık gibi ama çok da birden tepe gibi orası. Belki o yüzden traktör tırmanamıyor. Tam o arada çekemiyorsun. Daha düz yerde deneyeceğiz ama süreceğimiz bütün yerlerde engebeli. Evet, düzlüğe gelince TR6 koparıp geliyor tabii şanzımanın verdiği yetkiye dayanarak. Şey yok, gaza biraz yükleneceğiz. Şu anki vaziyet onu gösteriyor. Birinci viteste daha yüksek devirlerde. Çekelim. Biraz kirli. Arkası bu kadar iyi gözükmeyecek. Oo, burası biraz çamurumsu da. Traktör dört teker patinaj yaparak gidiyor.
mı döndü? Yoksa çakışıyoruz, o daha hızlı geliyor. Şanzıman yüzünden TR6 daha hızlı kalıyor. Yetişemiyorum. O yüzden şimdi ikiye böldük. Ben bu kısmı sürüyorum, o kısmı sürüyor. Zaten şurada az bir şey kaldı. Gayet hızlı oluyor sürüm. Beklediğim gibi traktör tutmuyor o kadar. Yani çeltik yerine biz bu hızlarda sürüm yapamıyoruz. Daha çok yukarıdan da biliyorsunuz. Yapısı farklı herhalde burasının. Bayağı bir zorlayıcı. Burası çeltik tarlasına yakın. Kıvam olarak. Patinaj yapıyor çünkü direktör orada. İkinin üçüyle gayet rahat gidiyor. Sürümünü de şöyle göstereyim. Toprağı da bir 30 santim civarında çeviriyoruz. Demiş traktör. 1100 devirde 2003 ile. Abi çoğu yaparken hap sıramızı kaptı, yetişemedik. Gerçi benim alan daha çok uzadı burada. O kısa mesafeden gelip dönüyor. Patinaja kalıyor.
farklı dört teker dört teker boş dönüyor çıkamıyor. Orada bayağı yaş demek ki onunla uğraştı ya. Traktör kapağı atıyor resmen. Tam denk gelmiş. Süper bir tav yapmış arazide. Kulluğun arası çok geniş değil. Son tekerleğin, traktör tekerleğinin %80'lik yerse çok az bir tırnak izi görünüyor. Yani neredeyse lastiği kesiyor gibi ama lastikten dışarı çıkması gerekir. Beşli bir kulluk. Ama 5'li 10 numara, o yüzden bu kadar yer götürüyor. Aşağıdan atalım şimdi. Merak ettim orasını. Ne kadar zorluyor acaba traktörü. Orada da bir deneyelim bakalım. Sonra yine döneriz bu tarafa. Derin kaçırmış burada. Yo, bizi zorlamadı. TR'yi zorluyor. Bizi zorlamıyor. CX'i zorlamıyor. Bakın. Fıstık gibi gidiyor traktör. Burası biraz daha topraksı kalıyor ondan. Yüzünden orada yamukluk var. Şuradan biz kendi izimizden ya devam edelim diğer tarafa dönmeye. Orada bir ekşimlik bir durum yokmuş. Bize göre yokmuş. Oradaki ekşim bize az. Ben diğer taraftaki ekşime devam edeyim. Video biraz uzun oldu. Yorumlarda dikkatimi çekti. Uzun video isteyen arkadaşlar var. Bu şekilde GoPro ile uzun video çeker misin diyenler vardı. Biraz o yüzden videoyu uzun tutuyorum, kısmıyorum. Çeltik tarlası gibi değil ki, bu canı sıkılıyor insan, yardım yapmıyorsun, bir şey yapmıyorsun, hep gidiyor bu. Böyle tarla sürmeye ne olacak? Bu iş kolaymış.
Hele gene böyle tavanda dengelince fıstık gibi. Başta indir, sonda kaldır. O kadar. Temiz iş. Tavuğunda hızlı gidiyor traktörün. Keyifli oluyor. Vallahi güzel yani bu iş böyle. Oh, biz de onu çatakla ineceğiz artık. Şu aşağısı eski dere yatağı. Hala da var şu an. Allah bilir domuz da vardır çataklık çünkü bu iyice. Şu geriye iteyim ben komple ya. Hidrolikler kaldırmaya çalışırken stop da ettirdik traktöre. Vallahi. Kullanıyorum. 2000 devire de geliyor. 1600'e de düşüyor. Orada kalkışta biraz yüksek kullanıyorum. Buraya geldikçe artık 1700'lere düşüyorum. O da hız için basıyorum artık. Bir üst vites her yerde yemediğim. Düz bir yer olsa ben onu üst vitesi ayarlayacağım da. Şimdi orada üst vites yemiyor. Ortada yiyor. Bu kısımda yine yemiyor. Burada fazla batıyor nedense. Bir tur daha gideyim de ondan sonra şuradan git gel git gel geri geri bitireyim hemen. Ki burada da bitti galiba burasının başı. Neyse. Bir tur daha gireyim artık geldim buraya kadar. Gel yapmaya başlayayım. Buraya bir daha gelmeme gerek yok. Önleri varsa giderim, çıkarsa gider mi acaba? Ne oldu ya? Önler bağlı yine çekiyor bu Meret. Vallahi çekiyor. Tabi düzlükte çeker. Bakalım orada çekebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Ama denemek için sadece bu. Burada çekiyor. Sıkıntı yok. Açalım ya, ben ışıklarla kullanmayı seviyorum. Full aydınlık olsun. Bakalım, önler bağlı değil. Yani 4 çeker değil traktör. Buradan çıkabilecek miyiz yukarı? Çıkamıyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz hemen? 4 çekerse traktörümüzü önlere bağlıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz.
başladı. Gerçekten çok güzel. Çelde gene böyle düz zemin sürmüyorsun ki zaten. Çukurlu bir çerdever izli, derin çukurların olduğu izle olan bir tarla sürüyorsun. Aile yazıdan traktör çekse bile hızlı gitme şansın yok. Hızlı gitme şansın yok çünkü sarsıyor. Şuradan ikiye alalım. Mecbur burada ileri geri yapacağız. Bu şekilde bitecek. Çünkü bir daha oraya dönemem. Maşallah iyi bir çekmişim sırayı. Hop. Sol taraf çatağa gidiyor artık. Başa kadar dümdüz. Hiç ellemeyeceğim sen. Düz git. Sürme güzellikli iş arkadaşlar. Bir gaza basıyorsunuz o kadar. Zaten traktör çizden çıkmıyor. Tabii direksiyonu kıvırmadığın süre çıkmaz. İçeri giriyor ama soğuk geliyor. Günlerden olmuş Kasım 1. Normal. Kış geldi artık, kış. Şuradan biraz daha yaklaşabilirim. Evet, şu aşağısı çataklık arkadaşlar. Yani derin bir yer. Ağaçların boyunu görüyorsunuz. Ağacın tepesi burada, aşağısı nerede belli değil. O yüzden çok da yaklaşmak istemiyorum açıkçası. Bir dahaki namlada oraya girmeyeceğim. Ben de şurada bırakacağım. Çok az bir şey kaldı.
bir sınır kaldı. İncecik şu kadar bir şey. Ben şurada biraz alacağım gerekirse. Oraları iyi de. Aynen buradan biraz alacağım şu kısımdan itibaren. Çünkü aslında kanal değil, tarla oraya kadar gidiyor da su yiye yiye kuvvetli yağmurun gelmesiyle sonrasını yiyor, ondan sonra kanal. Neyse şimdi onu ayarlayacağım, sonuna kadar sürüp onu bir güzel. İkiyle gitme dedim ben sana, hep ikiye gidiyor abi. Üçüyle tarla sürecek. Aynen gayet güzel oluyor, fıstık gibi. Bir sonraki tur geldiğimde şu keşoyu da biraz yemem lazım. O traktör gel çünkü orada yarım bittiği için tarla kaldı. Çiğ kalacak oraları. Oğlum nereye gidiyorsun? İze girsene. Gir gir kanala gir bari. Komple kanala. Biz çiğ... Bu pulluk son olsa daha iyi olacak galiba ama hadi bakalım.
Ocak taş çünkü oradan yola. Sınır taşı orada. Burada su çizgisi. Hop oğlum gel geri. Şu arada çiğ toprak kalıyor. Şöyle bir iki geri ileri geriyle çözeyim onu. Yaklaşmak istemiyorum. Altı boş toprak göçmesin diye. Biraz daha götüreyim. Burası tamamdır. Bu tarla bu kadar kapak yapar derler bizim burada. Yani bu iş bu kadar. Şu önleri kurtaralım. Geçebilir miyiz? Evet. Şuradan yavaşça inelim. Evet, şimdi bir mola vereyim ben. Onun orada yastık bitmek üzere. Onu bitirsin. Sonra diğer tarlaya geçeceğiz. Oradan kayda devam ederim. Şimdi diğer tarlaya geldik. Bu tarlada toprak daha sert. Diğeri kadar yumuşak değil. Çok sert yerleri var. Kumsal yerleri var. Biraz ayarlamak zor oldu. Hassasiyeti. Battığı yerde çok aşırı batıyor. Batmadığı yerde de batmıyor kulluklar. Ama şu anki ayar gayet güzel oldu, çözüldü gibi. Hemen ikiye böldük. TR6 diğer tarafı sürüyor, ben bu tarafını sürüyorum. Birbirimize çakışmamak için, sıra sıra beklememek için. Hareketi var. Şu komşunun bittiği yerden başlıyor tekrardan. Şöyle şuradan devam edelim. Dalçık yaptığı yerlerde bir de kumsal olunca aşırı batıyor. Problem yok. Ayarı bozmadan tek seferde sürebiliyorum. Tek ayarla. Ama inişler çıkışlar çok fazla var.
dik rampa var şu an. Mesela zorlayacak burası bizi. Sesi var. Böyle. Bitti. Diğer tarafta tam ters yönde bir iki parça daha var. Şimdi trafiğe çıkacağız. Yaklaşık bir 50 kilometre yakın yol var gideceğimiz. Ondan sonra o parçalara ulaşacağız. Onları da sürdükme işimiz bitecek. Kısa demeyeyim. Normal şekilde onları çekmeye çalışacağım. Çünkü totalde video büyümüş olacak. Tek parça atabilirim bu videoyu. Çok uzarsa iki parça da yapabilirim. Artık o duruma göre bakacağım. Yaparak yolumuza devam ediyoruz. Oho, bayağı iyi kayıyoruz. Hız kaybetmeden gitmemiz lazım çünkü ana yol. Malum araçlar geçiyor. Şu an gelen yok gibi. Evet yok. Hemen fırlıyoruz. Yaklaşık olarak 33 kilometre gibi bir hız
Yol videosu olsun arada. Yukarıdaki kabin aydınlatmalarını kapatıyoruz. Çünkü araçların önden ve arkadan gözünü alıyor. Yani şoförün görüşünü engelliyor. O yüzden açmıyoruz. Arkadaşlar lütfen siz de açmayın. Yolda normal farlar ve dönerli lambalar dışında diğer kabindeki lambaları ya da şuradaki ek aydınlatmaları açmayın. Bunlar sürücülerin gözünü alan aydınlatma ışıkları. Rahatsız edici oluyor çünkü Allah korusun kazaya sebebiyet olabiliyor. Pompayla oynanmadı. 2600 devire kadar çeviriyor. Daha fazlası yok. Orijinal şekilde traktör devirdi kullanıldı. O kadar. Kavşağa geldik. Arabayla geçmek kolay da traktörle biraz daha zor olacak. Neyse şu arabadan sonra atlarım büyük ihtimal, evet atlarım. Oy maşallah, burası sana bak ne kadar kalabalık. Araçtan sonra buradan da geçeceğiz gibi duruyor. Evet. Geldik. Bunu da sürüp son bir tane tarla kalacak. Ona geçeceğiz. Ama bu tarla biraz daha yaş gibi duruyor. Orta kısmı bakalım, inşallah sorun olmaz. Sürüme engel olmaz. Şu tepelenmamızı kapatalım, artık tarla içindeyiz. Gayet buralar kuru ya. Şu orada ortada bir kısım var herhalde, o yaş duruyor. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Bulutları ayarlayacağım öncelikli olarak. Çünkü son tarlada batman yerlerde sona kadar indirmiştim. Derin olmasın.
falan sıkıntı yok. Soğut yapmış. Biraz da yaş olunca traktörden patinaj yapıyor. Derken biraz çok sert. Sert. Bazı yerlerde 50 dakikayı yapıyorum. Hassasiyet kapalıyken anca bu kadar batıyor. Birkaç noktada yumuşak yer var, orada mecbur kaldırmam gerekiyor. Yer çok sıkmış, kendini o kadar yağmur yağdı ama pek fayda etmemiş burada. Tek eksiğimiz tekerlek. Eğer tekerlek olsaydı hassasiyetsizken gevşek yerde batmasını engelleyecek bir kollu. Yardım yapmamıza gerek kalmayacaktı. Tekerlek belli bir seviyede tutacaktı. Ama çeltik yerine kullanmayınca takmıyoruz.
sanki hiç sürmemiş ki arkadaş. Bu ne böyle? Aaa, traktör durduruyor. Bak, sanki ekmiyoruz yani. Yıllardır boş kalan bir yer gibi. Nasıl bir şey bu ya böyle? Çok mu çiğnedi acaba komşular buradan geldi, geç yaptı ama öyle bir şey de yok. Nasıl o kadar sıkı varırsa hayret, sert.